Canım. Kahvaltı mı hazırladın? Evet. Sana teşekkür etmek için. Teşekkür mü? Bana yaşattığın harika gece için hayatım. Şimdi sahiden karı koca olduk. Evet karıcığım. Hadi otur artık. Peki sen mutlu musun? Bu da kim sabah sabah? Davut'tur. Davut kim? Mahalleden mi? Yok, cezaevinden. Bu kadar erken geleceğini beklemiyordum doğrusu. Sen de üstüne bir şeyler giysen iyi olur hayatım. Biraz daha omlet ister misiniz? Yerim vallahi. İçeride yemek buldun mu ye, dayak buldun mu kaç, değil mi Davut? Aynen öyle. Demek aynı koğuşta yattınız. Kaç sene? 2. Hep kolladık birbirimizi. Davut'un benden önce 13 yılı daha vardı. Ne hoş. Davut Bey, kusura bakmazsanız. Siz ne sebepten yattınız cezaevinde? Cinayet. Birini mi öldürdünüz? Ama neden? İnci, adam anlatmak istemiyor işte, zorlama. Zaten sokaktakiler yeni komşularının bir katil olduğunu öğrenince epey bir canları sıkılacak. Komşu mu? Evet. Şu yeni aldığım ev var ya, Davut orada kalacak. Ortak iş yapacağız. Nasıl bir iş? Senin endişelenmeni gerektirmeyecek türden bir iş hayatım. Ya endişelenmiyorum. Sadece merak ediyorum. Merak edilecek bir şey yok hayatım. Sen ne kadar şey bilirsen o kadar iyi. Ben seni korumaya çalışıyorum sadece. Neden korumaya? Bak misafirimizin çayı bitmiş. Sen soru sormayı bırak da hadi çayları tazeliler. Haklısın biliyorum. Sordum ama söylemedi anne. Şimdi eve cezaevinden bir arkadaşını getirdi. Adam katil. Yeni aldığı evde onu oturtacakmış. Ortak bir iş mi yapacaklarmış ne? Dinliyorum. Bilmiyorum ama aklıma bir plan geldi. Neyse anne ben kapatıyorum, yarın görüşürüz. Kolay gelsin. Cemil abi dışarı çıktı. Öyle mi? Burası da hiç dükkan gibi değil. Ne iş yapacaksınız burada? Yenge, o kadar merak ediyorsan kocana sor. Sordum. Söylemedi. Sen de biliyorsun ki benden bir şeyler saklıyor. Yenge, ikiniz arasındaki meseleler. Ben karışmam. Davut Bey, ben kocamın iyiliğini düşünüyorum. Onun için endişeleniyorum. Israr etme yenge. Sen hapisten yeni çıktın değil mi? Tekrar girmek istemezsin herhalde. Mesela bana tecavüz etmeye çalıştığını söylesem, şikayette bulunsam. Yenge ne yapıyorsun? İnandırıcı olmaya çalışıyorum. Ben ömrü hayatım boyunca hiçbir kadına zarar vermedim. Senin gibi bir sabıkalıya mı inanırlar? Yoksa bana mı? Seni yeniden cezaevine sokarım. Hatta durdursan ya. Biraz daha gerçekçi olsun. Yenge yapma ya. O zaman bana kocamla burada ne iş çevirdiğinizi söyleyeceksin. Cemil. Evet.
geceyi beklememize gerek yok değil mi? Bence de yok hayatım. Dur dur, bana bırak. Vay canına. Birdenbire ne mükemmel bir eş oldun sen. Güya eşinim. Ama bana hala güvenmiyorsun. Nereden çıktı şimdi bu? Davut'u niye eski evine yerleştirdiğini hala söylemedin. Şimdi sırası değil hayatım. Daha sonra belki. Gerek kalmadı. Ben Davut'la konuştum. Ne? Yani uzun uzun dertleştik diyelim. Artık ne yapmak istediğinizi biliyorum. Bak İnce. Beni anlaman çok zor. Ben bu sokaktan da, bu sokakta yaşayan insanlardan da nefret ediyorum. Onlar dedikodularıyla, iftiralarıyla benim hayatımı mahvettiler. Şimdi sıra bende. Ben onların hayatını mahvedeceğim. Cehenneme çevireceğim burayı. Tamam, tamam. Sus. İnce. Sen iyi bir kadınsın. İntikam duygusunun insanın içini nasıl kavurduğunu bilemezsin. Yanılıyorsun Cemil. İntikam duygusu nasıl bir şey çok iyi bilirim. Desene mükemmel bir çift olacağız biz. Bana her şeyi anlattı Cemil. Neyin peşinde olduğunu öğrendim anne. Ay benim güzel yavrum. Seninle gurur duyuyorum. Çok büyük işler başardın. Canım kızım benim. ...42 beden erkek gömleğiniz var mı? Biz erkek kıyafeti satmıyoruz yalnız. Kusura bak, müşteriye yok denmez. Olur mu canım? Ya günümüzde her şey unisex değil mi? Bize XXX'ler var. Tam sizin üstünüzdeki gibi kareli... ...unisex takdim edeyim size. Bir saniye. Alo. Cemil abi çok süper mekan indirmiş. Çok kıyak iş yapılır orada. Gün çıkmaz diye bir yer. Yok yok, aile muhiti. Kimse kıllanmaz ne iş döndürdüğümüzden. Tamam, sen benden haber bekle. Çok affedersiniz. Kulak misafir oldum, aslında hiç meraklı değilim de. Gül çıkması dediniz, Cemil abi dediniz. Bizim Cemil abim, hani bu beyaz saçlı böyle... Siyah kaşlı, pastırma kaşları var. Tanıyor musunuz? Tabii canım. Ahbabız biz. Yediğimiz içtiğimiz... Kızım onun elinde büyüdü. Çok iyidir. Sizden iyi olmasın. Hapislere düştü. Ay hapse düştü dedim şimdi. Onun sırrını da verdim size. Ne sırrı? Cemil abiyle hapishaneden tanışıyoruz zaten. Evini de kiraya verdi bana. Bak ha. Ne kadar vicdanlı bir adam değil mi? Çok iyidir. Çok dosttur. Çok... Öyledir. Bu şey, bunu size şey yapayım, bu nasıl, beğendiniz mi? Yok, bana olmaz bunlar. İyi günler. İyi günler. Şer odağına bak, bana iyi günler diyor bir de. Bunlar baya suç örgütü bunlar. Ben sizi yakalattırmaz mıyım ulan? Bir de hapishanede tanıştım diyor, manyak. Hapiste görüştük diyor, çok güzel bir şey. Alo, polis mi efendim? Efendim, bir ihbarım var size. Emel'i teklif ediverince ben de parası da iyi falan deyip kabul ettim. Neyim ben? Bu evde saksı mı? Estağfurullah, olur mu? O zaman niye hiçbir şeyden haberim olmuyor? Ben damsumla çalıştım, bir şey yapmadım ki. Yahu çalış. Ona bir şey demiyorum ben zaten. Benden saklamana bozuluyorum. Çünkü ömürlük bir iş değildi daha. Ben kendimi bir deneyeyim dedim. Zaten ayrıldım da oradan, ayrılacağım yani. Çünkü tekin bir yer değil orası. Düşün, Cemil'in arkadaşı gitti. Düşük seviyeli bir yer belli ki. Ne? Tabii. Adam girmiş oraya, tesadüfe bak. Telefonla konuşuyor, diyor ki... ...ben diyor Gül çıkmasına gittim. Cemil abi diyor bize ev ayarladı diyor. Hiç kimsenin ruhu duymaz diyor. Kendi halinde diyor bir mahalle. Ne yaptım? Tabii hemen polisi aradım ben de. Gelsene.
kafa yiyeceğim gerçekten. Ben de kafa yiyeceğim. Başım patlıyor şu anda ağrıdan, yemin ederim. Yasemin. Yahu benden gizli iş yapmana mı bozulayım? Cemil'i başına bela etmene mi bozulayım? Ben ne diyeyim ben sana ya? Ay, pardon. Emel arıyor. Ama benim başım çok ağrıyor ya. Ben yarın gidip paşa paşa istifamı veririm gururumla. O beni işten atmadı. Allah'ım bitti benim başım çok fena. Bu işleri de kandırdı bu musibet. Ne yapsak, nasıl attırsak bunu bu sokaktan? Dur bakalım. Beni sen ihbar ettin değil mi Yasemin? Aa, ha ben de ona bakıyordum. Ha bu ihbar meselesi miymiş? Ben de diyorum polisler falan bizim mahallede ne alakası var diye. Konu nedir? Boşuna benimle didişme Yasemin. Cehenneme çevireceğim burayı. Sen, komşuların, hepiniz bana yaptıklarının hesabını vereceksiniz. Cemil'in yüreğinde intikam ateşleri yanıyordu. Ancak hedefinde sadece Yasemin değil, bütün Gül Çıkmazı sakinleri vardı. Ve sokak bir daha asla bu kadar huzurlu, bu kadar sakin olamayacaktı. Bir vakitler Suna huzur içinde emeklilik günlerini dolduran sıradan bir kadındı. Biricik kardeşi Sevim'in öldürüldüğünü duyduğu gün hayatı tepetaklak oldu. Sevim kimliği belirsiz biri tarafından hunharca katledilmiş ve cesedi de ıssız bir araziye atılmıştı. Hayatta kalan tek yakını olan kardeşini kendi elleriyle toprağa verdi Suna. Ve ona bu kötülüğü yapanı bulmak ve cezalandırmak için yemin etti. Amacına da ulaştı. Kardeşinin hemen yanı başında oturan katilini buldu ve adalete teslim etti. Ancak Cemil bu kez de adaleti yanıltmayı başardı. Vaktinden önce çıktı demir parmaklıkların ardından. Suna, Cemil'in cezasını kendi elleriyle vermek istedi ama olmadı. Şimdi hapis sırası Suna'daydı. Cemil'e saldırmak suçundan tutuklandı. Ama kardeşinin intikamını almaktan vazgeçmedi. İntikam onun hayatının başlıca amacı olup çıkmıştı artık. Ya ne kadar zaman geçti İnci? İnsan hiç mi bir şey öğrenmez? Uğraşıyorum anne. Lafı ne zaman Sevim teyzeme getirsem konuyu kapatıyor. Ya mutlaka bir açık verecek. Daha dikkatli bak. Eşyalarını karıştır. Bilgisayara bak. Belki bir yerlere bir şey yazmıştır. Bakıyorum. Bakıyorum ama yok. Hiçbir şey yok işte. Bir daha bak. Daha dikkatli bak. Yatağa girmeye için ısrar ediyor mu sana? Şey, pek değil aslında. Kaç zambara. Yatakta konuşturacaksın onu. Ağzını arayacaksın. Geçmişten laf alacaksın. Konuyu teyzene getireceksin, itiraf ettireceksin, tamam mı? Tamam anne. Görüş bitti. İnci, kendine mukayyet ol, tamam mı? Böyle saçma sapan hislere falan kapılma. Anlıyor musun beni? Tamam anne. Fazla bir şey kalmadı işte Davut. Yakında faaliyete geçiyoruz. Davut, şimdi işim var benim biraz. Sonra ararım ben seni. Ne işin varmış bakalım? Gel içeriye geçelim de ben ne işim olduğunu anlatayım sana. Burada anlatsan. Hayatım, sen o kadar dışarılardaydın, gezdin, yorulmuşsundur. Ben sana masaj yapsam, sen biraz rahatlasan. Evet, yoruldum. Alışveriş falan. Yorucuydu. Bir şey mi oldu? Yok. Hayatım, canını sıkan bir şey varsa söyle. Markette bir kadın yanıma geldi. Gül Çıkmazı'nda oturuyormuş önceden.
senin kocan katil dede. Bana iftira attıklarını söylemiştim sana. Güya Sevim diye bir kadın karına şantaj yapıyormuş. Ya koskoca devletin savcısı, hakimi suçsuz olduğuma inandı. Beni beraat ettirdi. Kimse ona inanmıyor da Suna denen o delinin iftiralarına inanıyor. İnci, sen benim birini öldürmüş olabileceğine inanıyor musun? İnan öyle bir şey olsa bile benim için fark etmez. Yapmadım diyorum İnci. Hepsi o Suna denen kadının iftirası. Dengesiz manyak takıntının biri o. Gerçekten öyle biri mi? Daha da fazlası. Kindar, psikopat. Beni bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı. Canımı zor kurtardım. Aman yeter ya, ben dışarı çıkıyorum, hava alacağım. Güya kardeşini çok seviyormuş ya. Kimseyi sevemez o. Öz evladı olsa sevemez. Bak bu doğru. İnci. Efendim. Bana yardım eder misin? Geliyorum. Ne oldu? Küçük bir sürpriz. Aa, bu ne? Doğum günü kutlu olsun hayatım. Ya inanmıyorum, unutmadın, hatırladın demek ki. Nice yaşlar canım. Hadi mumları üfle. Hepsini bir çırpıda söndür bakalım. Hadi. Bravo. Ya çok mutlu oldum. Peki sen niye o kadar şaşırdın? Sanki ilk kez doğum gününü kutluyormuşsun gibi. Aslında öyle sayılır. Babam bizi terk ettikten sonra annem doğum günü kutlamalarını kaldırdı evden. Bir çocuk için çok üzücü. Öyleyse sen uzun zamandır hediye de almamışsındır. Ya. Ya çok teşekkür ederim. Aslında annem bir kere doğum günü kutlamama izin vermişti. Onda da arkadaşlarımı çağırmıştım. İçlerinden biri erkek olduğu için kıyameti kopardı. Sonra hepsini kovdu. Beni niye annenle tanıştırmadığını şimdi daha iyi anlıyorum. Erkeklerle pek arası yokmuş. Evet. Hem zaten hiç ortak bir noktanız da yok. İkimiz de seni çok seviyoruz. Yetmez mi? İyi ki doğmuşsun karıcığım. Ne oldu? Neler öğrendin? Yeni bir şey yok anne. Masum olduğunu, cinayeti işlemediğini söylüyor. Tabii yeni evlisiniz ya. Güvenip de sana anlatmıyor. Bak ne yap biliyor musun? Ona şöyle çilingir sofraları hazırla. Yemekler, mezeler. Çakır keyif yaptıktan sonra belki ağzından bir şey kaçırır. Ne oldu? Anne, ya yanlış zannediyorsak? Ne demek o? Yani ya Cemil öldürmemişse teyzemi? Ya kendi ağzıyla itiraf etti. O öldürdü. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Kimse görmemiş. Senden başka kimse iddia etmiyor. Bir şahidin bile yok. Nasıl ispatlayacağız ki? Aman yarabbim. Hem yemin ediyor. Yapmamış. Ya yoksa sen ona inanıyor musun? Ya sen bu işi çığırından çıkardın. Ben teyzenin katilini itiraf ettirmeni beklerken sen gittin o adama aşık oldun. Onun tarafına geçtin. Duydun mu? Onu bırakacaksın hemen. Anne. Ne annesi? Buradan çıkar çıkmaz eşyalarını toplayacaksın. O evi terk edeceksin. Yapamam anne. Ne demek yapamam? O benim kocam. Beni seviyor. Bana değer veriyor. O bir katil. Teyzenin katili. Ya sen ne gerizekalısın be? Ben seni böyle mi yetiştirdim? İnsan gibi otur yoksa görüşürüz. Anne. Çekil be! Anne ne olur sakin ol. Yürü. O canavarla evlenemez. Anne. Yürü. Onu sevemezsin. Yürü dedim. O hayvan. Ayrılacaksın ondan. O seni kandırıyor. Hemen ayrıl ondan. Hepimizin kalbinde başka başka yaralar kanar. Yemek mi hazırladın? Evet canım. Hepsi senin için. Aç mısın? Hepimizin kalbinde başka başka yaralar kanar. Ve bazen hiç ummadığımız biri merhem olur acımıza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.